köyde tarlaya geldim. Annem babam mısır dikiyorlar. Biraz onlara izledim. Az kalmıştı zaten. Şimdi eve doğru çıkıyorum. Kök gürültüsü vardı. Şu an güzel bir yağmur başladı. Birazcık yağmurda ıslanalım. Bir tane CV'de okumuştum. Hobiler kısmında adam yazmış. En büyük hobisi yağmurlu havada şemsiyesiz yürümek. O benim kafamda yer etti. Ara ara kullanıyorum onu. Çok da güzel oluyor. Islanmak güzel oluyor. O kadar güzel ki etraf. Şuradaki çiçekliğe bakın ya. Burada fındık bahçesi. Altı rengarenk çiçek bahçesi olmuş. Şu patika yoldan yukarı eve doğru çıkalım. Malum Nisan ayı da bitiyor. Aslında yılın üçte biri bitmiş oldu. Zaman öyle çabuk geçiyor ki. Adım adım beklenen sona doğru gidiyoruz. İnşallah. Şu güzelliğe bakar mısınız ya? Şimdiki tasarıma bakar mısınız? Bunlar her sene burada belirlenen tarihte bitip büyüyorlar. Aklımız nasıl bir formül kopyalamış onlara. Ne zaman bitip büyüyeceğini nereden biliyor? Bakın burada 3 tanesi bir arada. Şöyle biraz daha yaklaştı. Yakından baktıkça içerisinde müthiş bir tasarım var. İnsan ancak o zaman farkına varıyor. Bakın şu alanda yüzlerce değişik bitki türü var. Hepsinde ayrı bir tasarım var, ayrı bir güzellik var. Üstü zaten orman, şöyle göstereyim size. Kuş sesleri cıvıl cıvıldı. Yağmur başlayınca onlar da istirahata çekildi. Ihlamur ağacı. Şu sarı çiçeklere bakın ya. Yeşilin içerisinden sapsarı bir şekilde fışkırıyor. Şurada minnak olanlar var. Şuna bakar mısınız ya? Ne kadar da güzel. Şu öndeki siyah görünenler kara yemiş. Salkım salkım. Geçen sene o kadar fazla oldu ki onlarda. Çok da güzel yemiyor. Bu istiriş dediğimiz ağacın dalı. Yaprağı da farklı. Ormanın üstten yaprak kapattığı için aslında güneş de vursa üstten aşağı güneş ışınları yere belli noktalarda ancak inebiliyor. Şahane bir arka fon oluşuyor. Yani tefekkür etmek için binlerce neden var. Bilmiyorum kameraya gök gürültüsü ne kadar yansıyor. Sıklık değil mi sıra onları ya?
Bunlar sanki süt gidiyorsun ya. Bulur çubuğundan sarılır mı? Hey gidi tut ağacı. Burası Serender. Artık kullanılmıyor. Rahmetli dedemin şu üstü mısırların kurutulduğu yerde. Şu altta bir tane odası vardı. Çok eski burası. Şimdi her şeyin yerini beton arma yapılar aldı. Yağmur birazcık arttırdı şöyle. Hemen bir saçak altına geçelim. Bunlar çeviz ağaçları. Rahmetli amcamın. Serinde bu tarafında gözüküyor üst tarafta. Merdiveni kırıldı. Yağmur kameraya yansıyor mu bilmiyorum. Şu an güzel bir yağmur atıyor ama uzun sürede olmayacak gibi gözüküyor. Şöyle yukarı doğru çıkalım. Mavi çiçekleri alsam. Efendim. Geldim eve. Sen neredesin? İyi tamam.